Sevgili Akademi Dergisi takipçileri, yine bulduğum kısa bir boşlukta size güncel bir meseleye dair kısa bir anlatım yapmayı planlıyorum. Ümit ediyorum uzamaz. Uzatarak anlatmak zorunda kalmam da kısaca toparlamayı başarabilirim bu kadar geniş bir meseleyi. Mevzumuz yine Ayrullah Karadeniz, biliyorsunuz. İyice köşeye sıkıştı, iyice zor durumlarda ve bu zor durumda olmanın acısıyla olsa gerek çirkin hareketler sergilemeye devam ediyor. Bu sefer cemaatimizi karalamaktan ziyade şahsımı karalamayı tercih etmiş gözüküyor. Öyle bir hareket tarzı sergilemiş ki, acayip, ben yorum yapmayacağım, yorumu size bırakacağım. Çok zaman olduğu gibi, çoğunlukta olduğu gibi değerlendirmeyi siz yaparsınız. Kullanılması gereken tabirleri siz kendi aranızda kullanırsınız. Ona cevap verebilmek için yine mecburen Tayyip Erdoğan, Süleymancılar, onların tabiriyle Süleymancılar, bizim tabirimizde Süleymanlılar, cemaatimize bazı hadiselerin arka planına yine kısacık bir temas etmek gerekiyor. Erdoğan nasıl iktidara yürüdü? Erdoğan'ın iktidara yürümesi nasıl gerçekleşti sorusuna ufak da olsa cevap vermeden Hayrullah Karadeniz'e bağlayıp da anlatmak istediğimi anlatmam mümkün değil. Erdoğan'ın iktidara yürümesinde CIA ve Mossad casusları, Amerika'nın eski ve o anki büyükelçileri, Wolfowitz, İşte daha önce çok anlattığım isimlerini verdiğim bazı o an itibariyle Amerika'da bulunan Amerikalı devlet yetkilileri veya o an itibariyle ülkemizde bulunan Amerikalı devlet yetkilileri, resmen görevde olanlar veya eski görevli olanlar, eskiden görevli olup emekli olup hala, yani resmen görevde olmayıp da aslında aktif görevde olanlar, daha doğru tabir böyle söylenebilir. Bu insanlar var, işte neler neler var, onları anlatmak saatler sürer, yazılarda daha çok uzun uzun anlatmıştım. İçimizdeki İsrail'in patronları var. Önce bunun Erdoğan'ın yolunu kesmeye çalışıyormuş gibi görünüp medyada öyle söylemlerde bulunup, bunu iyice köşeye sıkıştırdıktan sonra Erdoğan'ı bu söylemlerinden vazgeçen bazı patronlar var. Onları siz hepiniz biliyorsunuz, isimlere girmeye çok da gerek yok. Sabateist Yahudi Deniz Baykal var. CHP'nin başında. Bunu CHP'liler bile sistemle hala dillendirirler. Eğer Deniz Baykal o anda şu hareketi yapmasaydı Erdoğan'ın önü açılmıyordu, Erdoğan hikayesi başlarken bitiyordu diye hep tenkit ettiklerini görebilirsiniz. Hatta şunu iddia ediyorum. YouTube'u aratın. CHP'lilerin çektiği böyle videolar var. Erdoğan nasıl başbakanlığa yürüdü, iktidara yürüdü diye çektikleri videolarda çekinmeden, her dürüst karakterli insan bunu yapmak zorunda olacağı için dürüst karakterli CHP'liler de bunu Deniz Baykal yaptı derler. İşte o Deniz Baykal Sabateist'tir. AKP'nin o anki önemli isimlerinden biri olan Bülent Arınç'la da yakın akrabadır. Çok uzaktan değil, biraz yakından akrabadır. Birisi CHP'de, birisi AKP'de. Bunların birbirinden farkı yok. Bu anlatımda zaten bir Süleymanlıların siyasete, partilere nasıl baktığına dair daha önceki anlatımlarımı hatırlarsanız, daha çok yazılı olarak anlattım, sözlü olarak pek anlatmak imkanı bulamadım. Onlarla pekiştirerek zihninize neler anlatmak istediğimi daha iyi kavrayabilirsiniz. Ve aynı zamanda Gizli Ermeni Devlet Bahçeli'nin de büyük taktik yardımlarıyla 3 Kasım 2002'de seçime gidebiliriz diye birden çıktı. Halbuki Bülent Ecevit'in sağlık durumu izin vermiyorsa başka bir koalisyon ihtimalini deneyebilirsin. Partini seçime iyice hazırlayabilirsin. Çeşitli şeyler var, yönleri var. Burası bile ayrı birkaç saatlik tartışma mevzu, münazara mevzu. Onu da hızlı geçiyorum. Devlet Bahçeli, Gizli Ermeni Devlet Bahçeli'nin de payı var. Bu insanların Gizli Ermenili oluşu, Gizli Yahudi oluşunu biz 7 yıldır anlatıyoruz. 7 yıldır ne kendileri, ne arkadaş çevresi, ne partileri, ne dava adamı gören, bunları dava adamı gören çevreler, hiçbiri bunu, bunların aksini iddia edemediler, savunmaya geçemediler. Hatta son 1,5-2 yıldır nihayet, son 1,5-2 yıldır yayınlarımızın tesiriyle açık açık medyada, basında, ana akım medya ve basında Devlet Bahçeli'nin Ermeniliğe temas etmek gayreti içerisinde olanlar oldu. Sevindirici gelişme ve onlara da cevap veremedi. Veremezdi çünkü bunlar ispat edilmiş. Bir insanın Ermeni, Hristiyan, Yahudi, din anlamında Yahudi, Musevi olması da bizi hiç rahatsız etmiyor, etmez de. Yeter ki açık kimlikleriyle mert ve net dursunlar. Bizim rahatsız olduğumuz, birileri neden gizli gizli, gerçek kimliğini gizleyerek, birbirlerine zıt gözüken şeyleri, partileri, davaları, akımları aslında arka plandan birbirleriyle bağlıyorlar, ortak hareket ediyorlar ve bu millet aldanıyor.
Bu milleti aldatmış oluyorlar. Biz oraya takılıyoruz. Bu da kanunen hakkımız. Sorgularız. Araştırırız. Ve neticeye bakarız. Memleket millet davasında bunları incelememiz, araştırmamız, muhatap olup bu insanları sormamız kesinlikle ne bir saygısızlıktır, ne bir ırkçılıktır, ne bir ayrımcılıktır, ne bir ayrıştırmadır. Böyle kayıtlara o şekilde cevap vermeye adet edinmiş bazı güç odaklarında çalışan sözde kalemşörleri, kalem erbabı var bu ülkenin. 100 bin dolarla maaş alan onlardan bir tanesinin böyle acayip yerlere çekmeye kalkmasına izin vermemek adına da buradan da bunu izah etmekte fayda görüyorum ve Erdoğan'ın iktidara yürümesinde işte bunlar var. Bunları çok uzun şekilde yazılı olarak 7 yıldır anlattığım yerlere bakarsanız zaten iyice anlayacaksınız ve nasip olursa önümüzdeki süreçte bir Süleymanlı olarak bunları daha net, daha uzun ses kayıtlarıyla anlatacağım. Çünkü ses kayıtları daha çok ilgi görüyor. Bunu gördüm. Okumak biraz zor geliyor takipçilerimize. Zaman bulamıyorlar veya bazılarının böyle uzun yazıları okuma alışkanlığı daha tam oluşmamış. Zorlanıyorlar. Böyle anlatımlar daha iyi. Yine AKP'nin, bizim tabirimizle AKPKK'nin, AKPKK suç, terör ve ihanet örgütünün iktidara yürümesinde İngiltere Kraliçesinden diz bağı nişan almış ve çok ciddi ve sık şekilde gizli Ermeni olduğu iddiaları ayyuka çıkmış, iddia edilmiş ve bu tartışmalara yine girmemiş. Hayır ya böyle söylüyorlar son zamanlarda kulağıma geliyor, böyle bir şey yok dememiş. Abdullah Gül var. Abdullah Gül'ün Milli Görüş camiası içerisindeyken de çok karşıtları vardı. Hep bu şahıstan, bu isimden rahatsız olmuşlardı. Biliyorsunuz onun Avrupa'da yıllarca tecrübesi var. Oralarda çeşitli sebeplerden kalmışlığı var. Yıllar boyunca bulunmuşluğu var. Oralardan hep böyle işkillenmişler. Bir takım soru işaretleri oluşmuş. Bunun bağlantılarına dair şüpheler oluşmuş. Hep tenkit edilmiş, hep dışlanmış, hep böyle uzak tutulmak istenmiş bir isim. Mesela size örnek veririm, araştırırsınız bu kayıttan sonra. Şevket Kazan'ın Abdullah Gül'ün gerçek yüzüne dair, Avrupa'da bulunduğu yıllara dair bir takım anlatımları var. Daha sonra Abdullah Gül'ün Türkiye'de AKP ile beraber yükseltildiğinde, ciddi bir politikacı olarak böyle Türkiye'nin gündemine getirildiğinde, yönetimine getirildiğinde de Avrupalı ve Amerikalı bazı çevrelerle hoş olmayan münasebeti bulunduğuna dair de milli görüşçülerin iddiaları var. Onlara da bakarsınız. AKP'nin iktidara getirilmesinde hep böyle şeyler var. Ve hani o Tayyip'in ödül aldığı ADL var ya, Abraham Foxman. O var. Binay Birit var. İşte Ait'in kardeşleri, Ait'in çocukları var. Masonluk teşkilatı var. Güneş Sapsu var. BİM'in eski sahiplerinden. Hani geçen yazılı olarak anlattım. Bir tarikata üye karısı. Ve karısı İslami gibi duran bir tarikata üyeyken cuma namazlarına falan gidiyorlar. Kadın erkek beraber namaz kılıyorlar. Saç açık, elleri erkek gibi bağlıyor karısı falan. Böyle şey var. Kadir Mısıroğlu'nun kitaplarındaki rezillikleri anlatırken temas ettiğim, şayet onları dinlediyseniz. Abdurrahim Zapsu var, dedesi. Ta Abdurrahim Zapsu'dan bugüne gelen böyle tuhaf ilişkiler ağı var bu ailenin. Ve çok ciddi şekilde yazılı kitaplarla, eserlerle de tenkit edilmiş, deşifre edilmiş bir ailedir. Görmek istemezler böyle Kadir Mısıroğlu gibi çakma üstadlar, AKP şakşakçıları. Öyle bağlantılar var. O işte Tayyip'in önünü açan hiçbir siyasi kimliği olmadığı halde Amerikan Beyaz Sarayı'nda başkan tarafından ağırlanan ilk kişi olduğu iddiaları dillendirilmişti. Bu bilgi, bu iddia o zaman basında yansımıştı basına. Basına yansıyan bu iddia gerçekse bunu bile başaran kişi Güneş Sapsu. AKP'nin kuruluşunda ve Tayyip'in iktidara getirilmesinde bu Güneş Sapsu var. Ve bu Güneş Sapsu'nun bir dönem, yani Telsim'in de peşkeş çekilmesi neticesinde bazı milletvekillerinin dik duruşlarıyla yeter artık, bu kadar mı diyerek böyle bunun üzerine gitmesi neticesinde şu iddialar dillendirildi bazı milletvekilleri tarafından. Bu adam zaten bu kadar yıldır AKP'nin gerçek başbakanı. Bu adamın lakabı Karanlık Adam, bu adamın bağlantıları çok tuhaf, çok şaibeli. Bu adam şeyi, Tayyip'i buraya getiren adam, AKP'yi asıl kuran adam, AKP'nin asıl başbakanı. Görüyorsunuz işte, isim veriyorum dedi bir milletvekili. Bunu arşivlerden doğrulayabileceksiniz. Telsim çevresinden aratın bunu, bağlantısından. Telsim'in Vodafone'a dönüşmesi sırasında şeyden AKP genel merkezinin en üst katlarında buna bir yer yapmışlar. Oradan faks çekiyordu, oradan kendisi ilgileniyor. Vodafone'un, Telsim'in özelleştirilip Vodafone'a dönüşmesi süresinde bazı suçlara karıştığı da iddia edildi. Hatta bir milletvekili bunun ispatına dair bir takım vesikalar, belgeler, deliller, net, somut, suçlayıcı
Evraklar çıkardı piyasaya. Belki çok genç arkadaşlar o dönemleri, bundan 6, 7, 8 sene öncesini falan karıştırıp hatırlayamayacaklar vardır diye de böyle izah etmekte fayda var. Bu insan var, bunlar var, bu da bir tanesi. Bunun da arkasında şey var, Uzeller var. Ondan sonra Sabateizm bağlantısı var. Abdurrahim Zapsu'nun böyle 10 numara Müslüman gözükürken, İslam alimi gibi durmaya çalışırken kızını Marksist, Leninist, Komünist takımın önde gidenlerinden bir tanesine gönül rızasıyla vermiş olması var. Bir Müslüman kızının gayrimüslime gittiği, hangi çeşidinden olursa olsun bir gayrimüslime gittiğinde küfre gireceğini, dinden çıkacağını bilir de canı pahasına vermez. Ama Abdurrahim Zapsu güle oynaya seve seve vermiş. Said Nursi ile bağlantısı var. Oradan Said Nursi'nin ve Nurculuk akımını kuranların gerçek yüzü var. Oradan CIA'ya bağlantısı var. Ben bunu geçenlerde bir canımı sıktıklarında grafik kapakta duyurdum, anlatacağım dedim. Yaklaşık 5 saat, 6 saat kesintisiz anlatım gerektiren bir husustur. Hala sözüm söz, nasip olacak ve anlatacağım bu kadar şeyin arasından sıra gelirse. Onlar bunlar var. Geçmişten beri onlarca yıldır bu memlekette Türk ve Müslüman gözükerek siyaseti, parayı, holdingleri, basını, medyayı elinde tutan, benim kısaca içimizdeki İsrail ve içimizdeki Ermenistan dediğim güç odakları var ve onların başka ülkelerin, devletlerin istihbarat birimleriyle, CIA ile, Mossad'la, MI6'le, İngiliz istihbaratıyla öncelikli olarak bunlarla bağlantıları var. Ve bu bağlantıların neticesinde Erdoğan'ın AKP'sinin kuruluşu, önündeki hukuki sıkıntıların aşılması var. Çok çok isim var. Bir tanesini daha zikredeceğim. Daha önce yazılı çok anlattım bunları. Egemen Bağış var. Amerika'da bilmem kaçıncı caddede bir barda, öyle çok da işlek olmayan orta halli bir barda, ancak güzellik yarışmaları tertip edebilecek çapta, vasıfta o konuma kadar gelebilmiş. Musevilerin özel bursuyla, kutsal bursuyla okutulmuş Kürt Yahudisi. Egemen Bağış var kurucular arasında. Ve Egemen Bağış'ın, Tayyip Erdoğan'ın ve karşısında George Soros'un, artık biliyorsunuzdur, biz dahil herkes anlattı, George Soros'un bir arada olduğu AKP'nin kuruluş döneminde çekilmiş fotoğraflar bile var. Nette aratın, hemen bulabilirsiniz. Hemen bunlar çok kolay doğrulaması. Ve gerçeği şayet arıyorsanız, gerçeği bulduğunuzda gerçeğe uyacak kadar dürüstseniz, hala hakikati arıyorsanız, hala memleket, vatan, devlet, İslam, şu, bu, Osmanlı derken kalbinizde zerre kadar samimiyet varsa, işte 5 dakikalık işiniz var. Bu şekilde kuruldu bu parti. İçinde Soros Moros falan, daha arkası da var ayrı. ADL dedim zaten, sadece ADL kısmını açıp işte Yahudi inkarıyla mücadele gibi bir anlama geliyor. Hani Yahudi soykırımını inkarla mücadele derneği gibi bir dernek görüntüsü altındalar ama dünyanın meselesine müdahale ediyorlar. Hükümetler deviriyorlar, hükümetler getiriyorlar. Borsa manipülasyonları yapıyorlar, karanlık işlere karışıyorlar, suikastler, organ ticaretleri, IŞİD üzerinden organ ticareti, IŞİD'in kurulması, finanse edilmesi, oraya eleman sağlanması, sözde mücahit diye yutturulan katillerin dünyanın dört bir tarafından toplanıp getirilmesi derken aklınıza ne geliyorsa her pis işin içinde bunlar var. FETÖ dedikleri, Fethullah Gülen'le kucak kucağı olan da bu Abraham, bu ADL. Ve bu adamın Filistinli çocukların kanını içmek istiyorum sözü de meşhurdur. Bakın şeyle çok yıllardır paylaştım ben. Fethullah Gülen'e millet ağam paşam çekerken, hoca efendi çekerken AKP'lilerde. Ben kaç sene önce, 7 sene önce Fethullah Gülen'e ve sadece Gülen'e değil, Said Nursi'ye, Nurculuk akımına, arka planına dair neler neler paylaştım. Zaten araları bozulup da partiyle cemaat karşı karşıya gelince 17 Aralık'tan sonra partiye çalışan satılmış köpek yazarlar diyorum. Vatan haini şerefsizler yargılanacaklar yakında. Somut ispatlarla ne kadar adi oldukları böyle önlerine çıkartılacak. Sen nasıl bir şeymişsin böyle diye yapılacak o yazarlar var ya. O yazarlar zaten çoğunlukla o bloğumdan faydalandılar. O araştırmalardan hemen hızlıca yol aldılar. Takır takır köşe yazılarını aktardılar. Hatta sonra manşetlere aktardılar. Öyle paylaşımlar yapıyorduk, öyle anlatıyorduk 7 seneden bir. Şimdi ben AKP gerçeklerini anlatırken hala işte Mehmet Fahri Sertkaya, FETÖ'cü, FETÖ'nün adamı, FETÖ dayın, FETÖ deden, ne tabirler kullanıyorlar yorumlarda. Hepsi hukuka sevk ediliyor, o tarafı da ayrı. Ama böyle böyle şeyden geçmişten beri bunları anlattık. Bu FETÖ'yle, FETÖ'yü kuran, hatta geçelim FETÖ'yü, daha temelde
Daha temelde nurculuk akımını kuranlar da bu Abraham'ın dedeleri, aynı organizasyonlar. Bu dinler arası diyaloğun bir asra yakın geçmişi var. Bu Vatikan projelerinin arkasında da bunlar var. Vatikan'a bile Mason papalar getiriyorlar. Mason olmayanları 30 günde 40 günde indirmiştikleri var. Kalmamış bile. Belki gününü karıştırıyorum. Çok kısa sürede indirilen papa var. Sebebi de adam gelmiş. Ne bu, ne dönüyor burada demiş. Alaşağı edilmiş veya skandallarla bitirmişler. Sanki kendi adamları Mason papalar şey yapmıyorlar, skandallara bulaşmıyorlar. Hayır, bulaşıyorlar ama onlar kendine hizmet ettikleri için rahatsızlık duymuyorlar. Böyle kökenler, böyle temeller var. Bu Abraham'ın ve Abraham'dan öncekilerin, ADL'nin başına geçenlerin veya diğer benzeri organizasyonlar da var çok sayıda. Zaten duymuşsunuzdur, Bilderberg'ler falan var, bilmem neler var. Oralarda toplananların yıllık kararları var, bir araya gelmişlikleri var falan. Türkiye'de şey var, Fakirleri Koruma Derneği altında ve Kızılay'ın bünyesi içerisinde onlarca yıldır vatana ihanet faaliyetleri var. Türkiye daha bunları pek duymadı. Duyacak bunları yavaş yavaş. Duyacak ve kabullenecek. Öyle bir organizasyon var. Fethullah Gülen tarafından bakılınca da böyle bir şey var, manzara var. İşte hepsinin o ortak noktasında yine ADL var. Binayi Birit var, işte Bilderberg var, şu var, bu var. Hep bildiğiniz, sonuçta Illuminati denilip herkesin artık duyduğu piramidin üst noktasına dayanan gizli yapılanmalar var. Ve AKP'nin arkasında ve Tayyip'in arkaya iktidara gelmesinde bu var. Ve Tayyip'in bu insanlara yaklaşmaya başladığı anda bizim cemaatimizin merhum lideri Kemal Kacar'ın onu hemen yanına önüne alıp çekip girme bu işlere demişti. Var. En çok bunu anlatmak için zaten. Oradan ayrılığa bağlayacağım. Girme demişliği var. Dinlememişliği var. Dinlemediği gibi kapının gösterilmişliği var. Yani Tayyip Erdoğan evet geçmişinde birazcık Süleymanlılık var. Geliyordu gidiyordu. Ailesinden sebep var zaten. Annesinden babasından. Çocukluğunda Sibyan olarak yıktırdığı Kasımpaşa Büyük Piyale Kursu'nda kalmışlığı da var. Sonra hukuksuz bir şekilde mahkeme kararına rağmen keyfi olarak, hukuksuz olarak suç işleyerek yıktırdığı Kasımpaşa kursunda, kursumuzda kalmışlığı var. Orada eğitim almışlığı var. Ama sonrasında bunlar yaşanınca, bunların şeyine gidince, tarafına doğru gidince, onlarla beraber siyasi bir yol çizmeye karar verdiğinde, ki bu bir suçtur. Vahim bir suçtur. Benzeri şeyleri ben somut delilleriyle paylaştım. İktidara geldikten sonra da onlara yalvar yakar olduğu hususi mektupları bile somut olarak ispat edildi, bağlantıları. Ve o yüzden kendisi hakkında şu anda vatana ihanetten açılmış çok sayıda dava var. Ama işlemiyor. Orası ayrı bir husus. Nedense yürütülemiyor bu davalar, bu şikayetler. Soruşturma, kovuşturma yapılamıyor. Böyle bir süreçten geliniyor ve bu süreçte merhum Kemal Kacar Bey abimiz gerekeni yaptı. Buna şey yaptı. Kapıyı gösterdi. Senin bu cemaatle ya zaten çok sıkı fıkı bir şey yok. Bağlantı yok. Böyle aman aman kıymet verilmiş diyor. Siyasi şeyler, dengeler onu gerektirdiği için 1994 belediye seçimlerinde oy verildi. O kadar. O olabilir. Biz kimlere verdik? Mason Sülü'ye de verdik. Süleyman Demirel'e de verdik. Gizli Ermeni yine. Ermeni kökenli. İki kelime bir araya getirip de rahat bir şekilde konuşup da kendini ifade etmek kabiliyetinden yoksun olan Mesut Yılmaz'a da verdik. Veya Sabateist kökenli olduğunu bildiğimiz CIA'nin gülü. Amerikan Merkezi İstihbaratı Haber Alma Teşkilatı'nın gülü diye kodlanan, kod adı öyle olduğu iddia edilen ve babası Sabateist Kamal Atatürk'le yakın ahbabı olan Selanik kökenli Tansu Çiller'e de oy verdik. Verdik. Zaten onu anlatacağım. Şimdi burada girersem saatlerce sürer. Daha sonraki kayıtlara denk getirmeye çalışacağım. Süleymanlıların siyasete bakışı, partili sisteme bakışı, demokrasiye bakışı, partilere, liderlere bakışı, ne zaman neyi neden tercih ettiler, bunlar İslam düşmanıydı da niye yan yana gelebildiler, Erbakan'ı neden desteklemediler, bu kısmına biraz evveliyatında dokunmuştum var. Ayrı bir konu dağılacak oradan dönüyoruz. Erdoğan bu şekilde cemaatimizden ta o vakitte uzaklaştırıldı. O yüzden ben yazdım ve gazeteden ilanı da bularak yazdım. Recep Tayyip Erdoğan, Milliyet, Hürriyet bütün büyük gazetelere Kemal Kacar Bey abimizin vefatı dolayısıyla taziye ilanı verdi. Ve dedi ki rahatsızlığım nedeniyle katılamadım merhum işte şeye Kemal Kacar Bey efendiye. İşte Allah'tan rahmet şöyle böyle bir ilan vermişti. O ilanın da kendisini bulup da bir tanesini paylaşıp üzerine notumu yazımı yazmıştım. Çok da tesir etmişti, hala ediyor. O vakit gerçekten hasta mıydı? Hastayım diyorsa hastadır. Hasta olmasaydı gelebilir miydi tarafıyla ilgilendim ben.
Hastaymış, gelememiş. Hasta olmasaydı gelebilir miydi? Oraya dair yorum yapabilirim. Net. O zaman da yaptım. Yıllardır da yapıyorum. Merhum büyüğümüz hayattaydı. Çok da ses getirdi. İstediği zaman istediği haberleri tekzip eden birisiydi. Mesela Süleymancılar da MHP dedi haberlerini tekzip etmişti gazeteleri, haberleri. Veya benzeri çok şeyler var. İsteseydi bu kadar ses getirmiş bu yazımı da tekzip edebilirdi. Etmedi. Bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir yazımı, hiçbir iddiamı, hiçbir paylaşımımı, videomu hiçbir şekilde hukuki bir başvuruyla, müdahaleyle veya sözlü kendi yetkisini cemaat içindeki sistemi kullanarak asla engellemedi. Son dönemde Cübbeli'nin o videosunda anlattığı gibi ne dava açıldı, ne yasaklandım, onları uzun uzun anlattım. Önceki videolara bakabilirsiniz. Ve bu yazıya da karşılık yani bunu yanlış görerek, burada anlattıklarımı hatalı görerek bir şey yapmadım merhum Arif Ahmet Bey abimiz ve Kemal Kacar Bey abimizin merhumun Erdoğan'la arasındaki münasebete dair yaptığım bu yorumlar ki bunlar zaten kesin bilgiler. Bunu en başta Erdoğan çok net biliyor. Çevresinde olanlar ve yine cemaatimizden uzaklaştırılıp da yalan yanlış işler yapıp cemaatimizden 18, 16, 15, 14, 13 sene önce uzaklaştırılanlar var. Farklı farklı. Bunlar hep AKP'de buluştular. Onlar da çok net biliyorlar bu süreci. Daha önce anlattığım böyle olağanüstü şeyler de var. Kemal Bey abimizi zehirlemek isteyenlerin, akıl sağlığını almak isteyenlerin de sonra hemen böyle AKP'de buluşmaları falan. Çok 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 uzun şeyler var. Mevzular var. Kısmen anlattığım tarafları var. Anlatmadığım ve anlatacağım taraflar da var. Böyle bir şeyden geliniyor. Süreçten geçiliyor. Bu süreçte uzaklaştırılıyor. Cenaze merasimine bile katılamıyor. Sağlıklı olsaydı da rahatsız olmasaydı da katılır mıydı? Yine katılamazdı, katılamayacaktı. Bu net, arası bu kadar soğuktu. Ve Mesut Yılmaz bile katıldı ya. Kimler kimler katılabildi. Ama o öyle bir manzara hakimdi ki, öyle bir denge vardı ki mümkün değil. Süleymanlılar Erdoğan'ın bu işte ADL ile işte Binayi Birit de Bilderberk'in adamlarıyla CIA ve Mossad'ın görev başındaki adamlarıyla Amerikan Büyükelçisiyle, eski Amerikan Büyükelçisiyle, işte ne bileyim demin de başta da söylediğim gibi o an için Amerika'da görev yapmakta olan Amerikalı yetkililerle, Türkiye'de vazifeli Amerikalı yetkililerle, yani görev başında olanlarla, George Soros'la, bugün yazın George Soros ilk defa belki duyanlar var, George Soros deyin bu adamın ne işi olur George Soros'la diyeceksiniz, mecbursunuz ama beraber fotoğrafları bile var AKP'nin kuruluşu döneminde. Kimlerle görüşmediler, kimlerle yapmadılar? Bunlar yapılınca hemen hemen gereken yapıldı. İkaz edildi önce gereken buydu. Yapma, etme, sakın ha denildi. Dinlemedi. Dinlemeyeceksen ne yapacaksın? Tamam senin zaten gevşek de olsa bir bağın var yolumuzda. Tamamen kopardık. Bizimle ilişkin kalmamıştır denildi. Gereken her şey yapıldı. Yapıldı. Şimdi Hayrullah Karadeniz niye rahatsız? Hayrullah Karadeniz'de soruyoruz soruyoruz. Hayrullah Karadeniz'i cemaatimizde tanıyan bilen yok. Yaş farkımız var ciddi bir şekilde. Aynı devre değiliz. Biz görmemiş olabiliriz. Bizden önceki kuşaktan bilenler vardır diyoruz. Yok. Kendi anlatıyor anlatıyor bir şeyler. İşte katıyor katıştırıyor. Zaten Hayrullah Karadeniz'e dair anlatımları dinlerseniz nasıl maskara olduğunu göreceksiniz. Yani Hayrullah Karadeniz'in geçmişini bilmesem de sadece anlattığı yazıya baksam yazı zaten başında ortasında sonunda kendini yalanlayıp duruyor. Kendini tekzip edip duruyor. Kendini gülünç durumlara düşürüyor. O yüzden olsa gerek bu kadar kayıt yaptım şahsa dair, Hayrullah Karadeniz'e dair. Çıkıp da bir şey yok. Kendini savunma teşebbüsünde bile bulunamadı. Ama hala aynı şeyleri anlatıyor. Ve anlatırken de hep AKP'ye bağlıyor. Ve hep bizi CIA çalışıyor gösteriyor. AKP'yi istikamette gösteriyor. Erdoğan'ını istikamette gösteriyor. Halbuki ben böyle sıka 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 en özet nasıl özetleyebilirim diye bu şekilde özetledim. Ne kadar mevzu var? Ne kadar detay var, onlarca saat anlatılacak, ispatlarıyla anlatılacak mevzu var. Halbuki AKP bu, Erdoğan bu, Kemal Bey abimizin tavrı bu, Arif Ahmet Bey abimizin tavrı bu. Daha önceki kayıtlarda anlattım. AKP'ye karşı muazzam bir mücadele verdi. Cemaat içindeki AKP-KK'lilere hiç böyle taviz vermedi. Salladı, savurdu, attı. Kimleri uzaklaştırdı, ne dengeler kurdu. Gidip oyumuzu ANAP gibi baraja takılacak bir partiye gömmek pahasına bile olsa, evet bakın bir de altını çiziyorum, gidip cemaatimizin oyunu ANAP gibi kendi mensupları, partiye mensuplar bile artık o partiye oy vermeyecek durumdaydılar. Sıfırdı, bitmişti parti. Gidip oyumuzu, cemaatin oyunu
ANAP gibi bir partiye gömmek pahasına bile olsa AKP-PKK gibi suç, terör ve ihanet örgütü olan, kurulduğu andan daha kuruluş aşamasından beri böyle olan bir partiye oyumuzun gitmesine izin vermedi. Ve kendisinin bu hareketi siyasi isabetsizlik, başarısızlık gösterildi. Umursamadı, uzun uzun kendini savunmak gayreti sergilemedi. Sonraki süreçte de böyle geri geri durdum medyadan, siyasi arenadan ve cemaatin bu tehlikeye düşmesine karşı tam dikkatle, böyle tam isabetli kararlarla olağanüstü gayretler sergiledi. Yine de fire verdik mi? Verdik. Tabandan verdik mi? Verdik. Bazı böyle cemaatimizde yıllardır aktif olan, gayret eden insanlara, isimlere kadar verdik mi? Verdik. Ne yapıldı? Hepsine gereken yapıldı. Ne yapılması gerekiyorsa, başta Tayyip'e nasıl yapılmışsa onlara da aynısı yapıldı. An geldi, merhum büyüğümüz Arif Ahmet Deniz Olgun edebi bir derinlikte şu sözü söyledi. Dedi ki, bu yolda içtiğiniz çorbalar bile haram olsun. Hala da bu partinin peşinde koşabiliyorsanız, siz bizim cemaatimizin mensubu da değilsiniz, kardeşimiz de değilsiniz. Size verilen hizmetler, size yapılan geceli gündüz gayretler, uykusuz uykusuz kalıp da böyle personelimiz bunların öğrenciliklerinde, talebeliklerinde ne çileler çekiyorlar. Gece gündüz kendi ailelerini ihmal ediyorlar. Sabahları yok, geceleri yok, mesai saatleri yok. Nöbetler tutuyorlar, çırpınıyorlar ya. Neler neler, büyüklerimiz, idarecilerimiz, merkezimiz, türlü şeylerin, sıkıntıların arasında denge kurup bunların sakin sakin, rahat rahat eğitimine devam etmesi için, şu memlekete, şu millete, şu dine, şu ümmete hizmet eder kadrolar olmaları için, en başta kendilerine hizmet eder, kendilerini kurtaran, bu kadar tehlikeli bir dönemde, zamanda, ahir zamanda, bu kadar sıkıntıların, nefsaniyetin, tehlikelerin arasında kendilerini kurtaran ve sonra da insanlığa hizmet eden kadrolar olması için nasıl çırpındılar ya, işte bütün bu emekleri toptan haram ediyoruz, toptan haram ediyoruz, hepimiz haram ediyoruz manasına ve sizinle zerre kadar hukukumuz kalmadı, din kardeşliğimiz bile yok manasına gelmesi için en kibar şekliyle şu kurslarımızda, şu yurtlarımızda içtiğiniz çorbalar bile haram olsun dedi. O demedi konumu gereğiyle. Ben arkasından ekliyorum onun ne anlama geldiğini, izah ediyorum. Açıyorum. Siz insan değilsiniz, şerefsizler dedi ya. Haysiyetsiz, onursuz, vicdan, bilmem, insaf kalmamış münafıklar dedi ya. Bu kadarını ancak münafık yapar. Yürüyün gidin dedi ya. Açıkça söylemesi de gerekmiyor. O edebi şeyle, üslupla bu kadar söyleyebilirdi o konumdaki birisi. Bu kadarını da söyledi. Bunu bile önce kıvırmaya çalıştılar. Sonra ne yapıyorsunuz siz ya? Basbayağı kovuldunuz, defolun gidin dedik durduk diyoruz işte. Hala gitmemişler var, orası ayrı. Hala bunlar anlatıldığında bunları anlatmama mani olmaya çalışan, sözde kendini Süleymanlı zannedenler var. Olur, her zaman olacak. Geçen kayıtlardan birinin de sohbetiydi. 10 milyonlara oynayan bir cemaat var şurada. 10 milyonlarca mensubu olan bir cemaatten 1 milyon bile bozuk adam çıkar. Kim iddia edebilir çıkmayacağını? Öyle bir ütopik bakış açısı olamaz. Çıkar, çıkacak, her zaman olacak. Ama asıl manzara nedir? Budur. Hayrullah Karadeniz nedir? Budur. Bu adamın Süleymanlılığı falan gerçek değil. Yok o. Öyle bir gerçeklik yok. Ayrı, anlattıklarını zaten rezil ettik, savunabildiği yok. Tek şahidi kendisi. Bir de SD diye birini şahit gösterdi. Allah'ın hikmeti ki daha önce yine cemaatimizden kovulmuş, uzaklaştırılmış. Zeki Çalışkan isimli kişi de SD'yi tanıyormuş, hem de Hayrullah'ı tanıyormuş. Hayrullah'a karşı bir yazı yazdı. Adama yani ne şerefsiz, ne haysiyetsiz, ne onursuz, ne yalancı, ne müfteri, ne alçak demediğini bıraktı. Ve SD'yi ben de tanıyorum, niye katıp katıştırıyorsun? Asıl JITEM'in, CIA'in, şunun bunun bilmem peşinde koşan sensin dedi. Yani şu cemaatimizden AKP-PKK'ye çalıştıkları için uzaklaştırılmış isimler bile bunun bu kadar sivri, bu kadar seviyesiz, bu kadar böyle nahoş, rahatsız edici iftiralar, fitne, fesat hareketleriyle yaptığı şeylere onlar bile deli oldular. Ve ne beklenir? Biz baktık, üçüncü taraf kaldık arada. Üçüncü taraf olarak bu iki tarafın birbiriyle nasıl mücadele edeceğini daha önceki kayıtta yorumladım zaten bir arkadaşın sorularına cevap verirken. Hayrullah onu da görmezden geldi. Ve şimdi getireceğim sözü şuraya. Hayrullah şimdi bana atarlanıyor. Beni Fuat Avni yapmış. Bakın kendi arkadaşı Zeki Çalışkan dedi ki SD'yi ben de tanıyorum. SD'den de doğruluyorum. Senin yazında kaynak gösterdiğin, şahit gösterdiğin SD'yi ben de tanıyorum. SD'den de doğruluyorum. Sen şusun, busun, busun dedi, sıraladı. Ayrıca SD şunları şunları söyledi. Ayrıca JITEM'e sen yanaşmak istedin. JITEM'e yanaşmak için şöyle şöyle yaptın. Onlara kuyruk sallayan sendin. JITEM bile seni lüzumsuzun teki gördü. Şöyle baktı bir geçti.
Muhatap bile almadı, oralı bile olmadı, üzerinde doğru düzgün bir değerlendirme bile yapmadı. Sen busun dedi. Ondan sonra böyle olmasına rağmen şimdi arkadaş bana profilinden 2 gün önce, 3 gün önce yaklaşık atarlanmış. Oradan diyor ki Fuat Avni, o kayıtları dinlediyseniz o kayıtlarda ben AKP gerçeklerini anlattım. Savunduğu hani cemaatimize vuruyor, büyüklerimize iftiralar, hakaretler, böyle fitne çıkartmaya yönelik neler neler. Bunu yaparken hep AKP'si için yapıyor, hep Tayyip'i için yapıyor. Az önce kısaca bunu o yüzden özetledim tekrar. Onlarca saat karşılıklı atışacaktık, çıkacaktı karşıma. Ben ona söyledim. O kaydı hatırlıyorum. 8 saat, 10 saat sürer dedim. Arada kısa aralıklar mutlaka vereceğiz, veririz. Sonra hemen kaldığımız yerden zaruri aralıkların haricinde hemen hemen her dakikayı buna ayıracağız. Takır 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 ben senin önüne tek çıkacağım. İstersen yanına kimi de alıyorsan al dedim. Şimdi de söylüyorum. Bunu diyen ben Fuat abi ne oldum? Fitneci oldum. Hakaretleri dümdüz gitmiş. Telefonumu o kayıtta bile verdim. Hayrullah cevap verdiğim kayıtta. Şimdi de vereyim 0554 360 56 66. 7 senedir 1000 kere vermişim. Bütün takipçilerim şahit. TC kimlik numarama kadar da vermişim. Benim geçmişimde terör örgütleriyle sayfamın üzerinden atışmışlığım var. Topluca taarruz ettikleri yerler var. Orada o dakikalarda sayfanın duvarında adresimi vermişliğim var. Buna da şahit herkes. Böyle bir insanım. Ama cübbeli sıkışıyor. Hemen kelimeler. Namussuz. İç ve dış güçlerin ajanı. İşte kim olduğu belli değil. Şu bu bilmem ne. Çıkıyorum çekiyorum resmimi. Yine susuyor. 5 sene sustuğu gibi. Hayrullah sıkışıyor. Ondan sonra Fuat Avni. Dini haberler sıkışıyor. Fuat Avni. Telefon numaramı veriyorum. Yaz yazıyor. Bir de telefon numarasını vermez mi diyor. Alaya alıyor. Dalgaya alıyor. Aşağılık bir hareket tarzı sergiliyor artık. Dini haberler en kötüsü. En kötüsü. Aşağılık bir hareket sergiliyor. Bu kadar iyi. Ve geçen gün çok ağır bir tabir kullandım. Oraya iletişim numaranızı yazmazsanız sitenize ve yazmadığınız halde bu cemaatimize 10 milyonlarca insana müşrik dediniz. Neye dayandınız duvardan başka? Hiç. İlminiz ne? Ben burada diyorum ki Mürşidi Kamil. Oraya yazmış ki Müftü Kamil. Bakın bir de altını çiziyorum. Ben burada onlara cevap verirken zaten açacaksınız dinlemediyseniz görürsünüz. Arkadaşa soran arkadaşa dedim ki bu dini haberlerin seviyesi belli. Benim buna ilmi derinlikte girmemin lüzumu yok. Mantıksızlık olur bu. Benim buna şimdi anlatacağım şu olur şu olur dedim. Bunları bile anlayamayacaklar. Anlamadıkları halde de araştırmayacaklar, öğrenmeyecekler. İyi niyetli değiller bunlar. Yine de böyle daha seviyeye düşürerek saldıracaklar dedim. Dediğim gibi oldu. Ve onlara yine de usulen bir cevap verirken kullandığım tabirleri halk dilinde kullanmaya çalıştım. Ne kadar böyle sade bir lisan kullanmaya çalıştım. Bunu her zaman yıllardır dikkat ediyorum. Yazılarımda ve şu son zamanlarda sesli anlatımlarda bu arkadaşlar orada Mürşidi Kamil'i bile anlayamamışlar. Müftü Kamil demişler. Müftü Kamil nedir yazıya dökerken oraya. Müftü Kamil ve de yazı da işte üçler, yediler, kırklar, ebdaller, onlara işte mürşitler, mücedditler, gafslar, kutuplar bunlara dair sözde kapak çalışması yapacaklar akademiye ve bana. Orada kapak çalışması yaparken kurdukları cümlenin arasında ekran görüntüsünü aldım bende duruyor. Müftü Kamil yazıyorlar. Ya bu şeyle dikkatsizlikle yapılacak bir şey değil. Bunu yazıya dökerken cevap vermeye çalışıp orayı yazarken yazan şahıs ya da şahıslar kupkurunun kurusu. Bu kadar kurak ya. Böyle insanlar öteki öyle belki böyle uğraşıyoruz. Şimdi paylaşmış orada profilinde benim cemaatim tarafından yasaklandığımı iddia eder bir belge. O belgenin 15'ten fazla türü var. Yani o tarihte sözde yasaklama çıkmış o tarihte. Şu anda dolaşımda olan o tarihte merkezimizden çıktığı iddia edilen birbirinden farklılıklar, küçük farklılıklar arz eden yaklaşık 15 tanesini biz gördük. Bugüne kadar aylardır bunun sahte olduğunu ispat ettik ve en enteresanı şudur ki bu kadar zamandır benim ona karşı yaptığım ses kayıtlarına böyle bir cümleyle olsun karşılık vermek imkanı bulamamış, kilitlenip kalmış bu arkadaş. Şimdi bu sahte belgeye, sahte yasaklama yazısına sığınıyor. En acısı şu ki birkaç hafta önce belki ayı geçti. Orada yine bana atarlanmaya çalışırken hani bakmayın siz bu akademiye yasaklanmıştır diye bir paylaşım yapmıştı. Ben de benimle zaten muhatap olmuyor. Profilini yorum tarafını bile kapatmış. Telefonumu 1000 kere verdim, 1 kere arıyor diyemiyor. Ben de onu muhatap almıyorum. Zaten alsam bir sonuca ulaşacağımı bilsem telefonu bende var. Bir aydan fazladır var. Çoktandır var. Çoktandır arardım kendisini. Diğerlerine yaptığım gibi Salim Dağ'ydı, işte Salih Torun'du, Ömer Çiğil'di, şundu bundu karşıma çıkamayanlar var ya, onlara yaptığım gibi, hepsine yaptığım gibi buna da yapardım.
Yapardım ama lüzumu yok. Ve bu arkadaş ne yapıyor? Daha önce kaldırdı onu. Daha önce de paylaştı bu sahte yasaklamayasını. Ben sayfamda T'yi aldım. Dedim ki bu sahte, bunu aylardır ispat ediyoruz. Hiç mi denk gelmedin? Yazık, bu kadar mı düştün? Niye böyle uğraşıyorsun? Çık cevabını ver, ara beni dedim. Bilmiyor musun telefonumu dedim. O yazı da akademi sayfasında duvarda duruyor. Aratın eski bu atarlandığım T'yi aldığım yazıyı. O yazımdan, akademideki bu paylaşımdan bir gün sonra takip ettim. Kaldırmak zorunda kaldı sahte yasaklamayasını. Sonra iyice şimdi köşeye sıkışmış. Yeniden sahte yasaklamayasını paylaşıyor. Sahte olduğunu adı gibi biliyor. Cemaatimize dair kullandığı tabirlerin, yaptığı suçlamaların hepsinin yalan olduğunu adı gibi biliyor. Bu kadar acayip bir şahsiyet. Hepsi yalan. Bu kadar ispat isteniyor, hiçbir şey yok. Ve demin de söylediğim gibi yalandan bir SD diye isim geçiyor. Oradan kendi şeyi, kendi safından denilecek insanlar bile sen ne yapıyorsun ya, uydurma diyor ya. Sen ne kadar şöyle böyle bir adamsın deyip demin dediğim gibi alçak, adi, şahsiyetsiz, karaktersiz her kefeye koyan kelimeler kullandılar buna ya. Benim kelimelerim, tabirlerim değil. Biz bekledik ki hararet artacak, bu karşılık verecek. Yok. Ona susuyor, buna susuyor, şuna susuyor. Hemen bir Kemalist, bir İslam düşmanı. Ondan sonra bir ne diyorlarsa, bir solcu, bir ateist. Veya işte bu dinihaberler.com gibi çoktan vehabileşmiş de vehabileştiğinin veya harici itikadına vardığının farkına varamamış. Veya işte selefi diye maskeliyorlar kendilerini. O ayarda olanlardan olmuş da onun farkına varamamış veya farkında olarak böyle tasavvufa, tarikata saldıran ayarda olanlar bir mikrofon, bir kalem, bir kağıt imkanı veriyorlar. Hemen şak geçiyor karşısına. Hep yalan. Hep yanlış. Cemaati de tanımıyor, bilmiyor, saçmalıyor, komik hallere de düşüyor. Onları da anlatacağım inşallah. Şu videosunda bakın şu cümleyi kuruyor, buna gülerler diye. Hakikaten böyle bir pozisyon. Ve diyorum ki şimdi ben asıl sözü onu şuradan bağlayacağım. Yine uzadı. Bu arkadaşa söz hakkı veren basın ve medya mensuplarına diyorum ki bu arkadaşa söz hakkı verip de bizler gibi gerçek Süleymanlılara söz hakkı vermiyorsanız siz de bu arkadaş gibisiniz. Evet. Ve siz bu yaptığınız haberlerden dolayı bugün yarın bu kamuoyu oluşacak, iyice oluşuyor, daha da oluşacak. Bugün yarın siz de aynı konuma düşeceksiniz. Bu adam şimdi bizden kimseye, gerçek gazetecilerden hakikati arayarak tarafları karşı karşıya getiren veya o an karşı karşıya getirmese de ona ayrı gidip buna ayrı gidip adaletle böyle yargılamaya, yargılamada demeyeyim de adaletle değerlendirmeye çalışıp vatandaşlara gerçeği anlatmaya çalışan dürüst karakterli gazetecilerden birinin karşısına bile bu arkadaş çıkamıyor. Yarın siz de o gazetecilerin ve bizlerin karşısına çıkamayacaksınız. Zaten bugün de çıkamıyorsunuz. Bu yaptığınız gazetecilik değil. Bu yaptığınız habercilik değil. Zerre kadar inanmıyorsunuz. On milyonlarca insan sizin hasmınız da olabilir. İslam karşıtı olabilirsiniz. Buna hakkınız var. On milyonlarca Süleymanlı size hasım duruyor olabilir. Kendiniz böyle görüyor olabilirsiniz. Biz buna bile hak veriyoruz. Olabilir. Ve bizim eksiklerimizi arayabilir misiniz? Ararsınız. Şu eksik, şu yanlış, bu yanlış değerlendirirsin. Suçlamalarda bile bulunursun. Ama sana deriz ki hangi davanın ehli olursan ol. Yanına suçlamanın yanına, haberinin yanına somut, müşahhas, kesin, her türlü şüpheden uzak net delil koyamıyorsan sen de aynı karakterdesin. Sen de müfterisin. Sen de hakaretçisin. Sen de fitnecisin. Gazeteci değilsin artık. O kimlik üzerinden çıkmış. Hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Olabilir, adam Süleymanlı olabilir, tarikat mensubu olabilir. Öcü gibi göstermeye bile hakkın yok. Gidiyorsun Budist'e bile saldıramıyorsun din ve vicdan hürriyeti diye. Süleymanlı'ya niye saldırıyorsun? Gidiyorsun da böyle o bozulmuş Tevrat'ı hiç okumuşlar mı? Okumuşlar tabii. Birçok gizli Yahudi olanları var aralarında. Biliyorlar. Bu bozulmuş Tevrat da, bozulmuş Tevrat da bir Yahudi'ye annesiyle, kız kardeşiyle ensest ilişkiye girmek fetvası veriliyor. Yolu açılıyor. Veya bir bebeği parçalamak, işte onları çocuklarına, bebeklerine kadar parçalayacaksın diyen sözlü ayetler var. Bunlara inananlara saldırmıyorsun. Böyle din mi olur? Dünyayı kaosa sürükleyen işte bu itikat demiyorsun. Bugüne kadar müesseselerinden bir tane terörist çıkmamış, yetişmemiş Süleymanlılara terörist muamelesi yapmaya çalışıyorsunuz. Ne hakta yapıyorsunuz? Hangi hukuka göre yapıyorsunuz? Nasıl yapabilirsiniz? Size bu yetkiyi kim veriyor? Bu yaptığınız suç, bu yaptığınız fikir vicdan özgürlüğü değil. Bu yaptığınız sizin böyle haber ve medya görevi sınırları içerisinde görülebilecek bir şey değil. Bunu gerçekten Budist'e de yaparsın, Museviye de yaparsın, Hristiyan'a da yaparsın. İşte bilmem Hristiyanların aşırı uç tarikatları var Amerika'da özellikle.
Evangelistlere yaparsın, bilmem ne tarikatlarına yaparsın ama çıkar dersin ki sen bunu yapıyorsun, buna inanıyorsun, şöyle hareket ediyorsun, buna ben karşıyım ve bu yaptığın suç dersin. Bu yaptığın çirkin bir hareket dersin, yanına delil koyarsın. Süleymancılara saldırmak için bunları böyle malzeme edenleriniz, tuttunuz Hayrullah Karadeniz gibi bir herifi de böyle yaptınız. Ben şimdi diyorum ki Hayrullah Karadeniz tarzıyla hareket ederim. Biraz böyle dilimin dönmüşlüğü var, tecrübem var. Biraz da böyle elimin kalem tutmuşluğu var. Şuraya otururum hemen bu akşamın sabahına kadar sizin böyle kutsallaştırdığınız bilmem kaç tane adamı böyle aynı bu usulle, aynı bu tarz yazılarla, anlatımlarla böyle kendinden menkul, ispatsız, şahitsiz ya da ispat şahit denilenler de ispat ve şahit değil aslında. Öyle şekillerde, tarzlarda herkesi yerden yere vururum. Sizleri bile vururum. Başınıza ne çoraplar örerim. Ne zorluklar çekersiniz. Hemen koşarsınız adliyelere. Yalan bunlar, iftira bunlar. Uyduruyor bu adam, art niyetli dersiniz. E peki on milyonlarca insan karalanıyor. İftira bu. Hepinizin meslek tecrübesi var. İyi kötü ne olduğunu ayırabiliyorsunuz. Bakıp da ya bırak deli zırvası deyip geçtiğiniz neler var. Sosyal medyalarda neler görüyorsunuz. İtibar etmiyorsunuz. Niye? Anlıyorsunuz. Boş. Lüzumsuzluk. Yalan yanlış iddialar. E peki buna niye itibar ediyorsunuz? Neyi ispat etti? Veya aylardır ne şekle soktum? Niye hala bunun üzerine gitmiyorsunuz? Bizi de mahcup düşürdün demiyorsunuz. Diyemiyorsunuz. Bu mu gazetecilik? Bu mu medya mensupluğu? Bu mu haberciliği? Bu mu basın mesleki ilkeleri? Bu mu ilkeli tarafsız gazetecilik bilmem ne? Nasıl bakacak bu millet sizlere? Nasıl değerlendirecek sizleri? Nasıl değerlendirsin bu adamı? Hayrullah Karadeniz'i. Ve dinleyicilere hitap ediyorum son olarak. İşte hepsi bu. Manzara çok çok özetle bu. Çok res çektim gördünüz. Beni canlı yayınlara çıkartın. Benim anlatacaklarım var. Ya hiç yapamıyorsanız telefonla bağlayın. Oradan çok kritik bir zamanda çok acayip kritik bir hamleyle İsmail Amasyalı gibi lüzumsuz yine böyle Hayrullah Karadeniz gibi kendini Süleymanlı zanneden bir herifi canlı yayına bağladılar. Öyle saçmaladı, öyle acayip hareketler yaptı ki bunu nasıl yapar dedik ya, bir kastı mı var bu adamın dedik ya. Böyle bir zamanda böyle bir şeye bağlanıp böyle konuşmalar, böyle cümleler, böyle duruş. Ondan sonra oradan hep patlatıyorlar. Bilmem kim İsmail Amasyalı'yı şekilden şekile soktu. Ağzının payına verdi. Bırak arayın bizi, sokabiliyorsanız bizi şekilden şekile sokun. Evet ağız payı vermek niyetindeyseniz bizi bağlayın. Telefonla bağlayın. Neyden korkuyorsunuz? Hani tarafsızlık? Hani adalet? Hani ilkel habercilik? Diye adama sorarlar. Siz bunlara sorun işte. Artık şu sesinizi çıkartın. Bunlar bir hiç. Bunlar bir hiç. Bunlar gölgesinden korkan acizler. Bu devlet sizin. Bu devlet mekanizması sizin. Bu toprak, bu vatan sizin. Zarar çeken sizsiniz. Sizin evlatlarınız. İşte bakın. Yüzden fazla ölü var. 34'e 44'e bağlayacaklar onu. Kimsenin doğru gün bir hadi devlet şeyine, kurumlarına emri bir komutayı verip de böyle bir sıkın şunların ümünü dediği yok. Madem tak yaptı takın peşine. Madem IŞİD yaptı IŞİD'in. Madem PKK PKK'nin. Madem bağımsız ona bağımsız git. Buna ayrı git. Kim yaptıysa yaptı. Hatta şu anda bir gayrete gel ki şu ana kadar şöyle yapmamış ama her an yapabilir dediklerini bile topla al. İddia ediyorum isim isim biliniyor. İsim isim cisim cisim mekan mekan biliniyor. Biliniyor. Bunu herkes biliyor. Bu millet bunu biliyor. Siz biliyorsunuz. Herkes biliyor. Neden yapılamıyor bunun gereği? Genelkurmay Başkanı ağlama duvarında. İsrail'in ağlıyor. Bilmem kaç tane kuvvet komutanı ağlama duvarında ağlarken görülüyor. İsrail'deki ağlama duvarında. Bunları bu memleketin devlet kurumlarının içerisinde gerçekten milli unsur olan, gerçekten Türk ve Müslüman olanlar afişe ediyor. Gidin üzerine artık ya. Niye korkuyorsunuz? Neyden çekiniyorsunuz? Bunlar suç. Bunlar ihanet hareketi. Bunlar gizli bir teşkilat. İşte bu medya, bu gazeteler, bunlar da gizli Ermeni, gizli Yahudi. İsim isim veriyoruz yıllardır, görmüyor musunuz? Adamlar kendilerini savunamıyorlar. Neden çekiniyorsunuz, neden korkuyorsunuz? Çekindiniz, korktunuz, öğrenmiyor musunuz? Çekinip korkunca sıkıntı çekmiyor musunuz? Daha bin beterini çekiyorsunuz. Dik durun, organize olun, beraber gidin davalar açın, beraber şu adamların telefon numarasını bulun, mail adreslerini bulun. Medeni hukuki sınırlar dahilinde sen nesin diye sorun, restinizi çekin. 2 günlük işleri var bunların. Siz çekmeseniz de yıkılıyor, yıkıyoruz. Yıkacağız da. Şu payınız olsun biraz, duruşunuz olsun, safınız belli olsun. Şu Hayrullah Karadeniz'e yettim bu adam deyin ya. Kamuoyu tepkisini kırmak için bile yok mahalle baskısı, yok bilmem ne. Her şeyi taktik yapıyorlar. Mahalle baskısı sizin hakkınız. Evet, kamunun dışlaması toplumun
yanlış işleri ve kişileri dışlaması hakkı, bu hakkınızı bile elinizden almaya kalkacak kadar pusular kurdular son yıllarda. Namus cinayetine bile töre cinayeti diye bir şey yok, namus cinayeti. Yanlış diyorsan de ki adım namus cinayeti yanlıştır diyorsan adına de ki namus cinayeti yanlıştır, namus cinayetiyle mücadele. Adını taktik koyuyorsun, töre cinayeti. Hayır, onun adı namus cinayeti. Hayat kadını koymuş fahişenin adını. Hayat kadını değil, onun adı fahişe. Evet, onun adı fahişe. Niye bunları yumuşatıyorsun? Normalleştirmek için. Niye bunları yumuşatıyorsun? Gerçek tabirleri kullanırsan toplum tepkisi var. Yapamayacak bu kadar rezilleri. Sizin tepkiniz gelecek diye. O zaman tepkinizi oraya kadar koyun. Sen buna niye hayat kadını diyorsun? İşte söylüyorum, bakın ilk defa, ilk olarak şundan başlayın. Diyanet İşleri Başkanı bile fahişelerden toplanan vergilerin de karıştığı bir devlet hazinesinden maaş alıp şu anda Mercedes peşinde ve Tayyip Erdoğan'ın mezhepsizlik politikalarının hizmetinde. Buna rıza göstermek zorunda değilsiniz. Buna karşıt olduğunda suç işlemiyorsunuz. Suçlu konuma düşmüyorsunuz. Kanuni haklarınız var. Bu yaptırımı uygulayabilirsiniz şahıs olarak da toplu olarak da. Gösteri haklarınız da var, eylem haklarınız da var. Yapın kardeşim artık ya. Yapın artık, daha sayfada şunların paylaşılmasını suç zannediyorsunuz. Benim şu anlattığımı ilk başlarda dinleyenler bu adam neler anlatıyor dedi. Bu adam bir şey anlatmadı. Bu adam ispat edilmiş şeyleri anlattı. 7 yıldır anlattıklarını yazılı olarak, burada sözlü olarak anlattı. Zannedecekler ki işte, zannettiler ki en başta Devlet Bahçeli'ydi. İşte Deniz Baykal'dı. Kendileri korksunlar, kendileri çekinsinler ya. Siz niye çekiniyorsunuz? Hemen yarın müdahale edilmesi gerekiyor bunlara, hukuki müdahale. Hemen yarın ya. Hatta bu akşam bile yapılabilir normalde bir hukuk devletinde, şunu dinleyenler. Hukukçular, gerçek hukukçular. Nedir bu bağlantı? Gel bakayım, bu şaibelerden seni temizlenmen gerekiyor. Böyle böyle iddialar var. Gerçekten sizin böyle gizli yapılanmalarınız siyasette, medyada, sanayide, parada, borsada, orada burada her zaman gizli teşkilatlanmayla yaptığınız bir takım işler mi var? Var mı böyle şeyler diye soruşturmak isteyeceksiniz. Bu kadar basit. Gidip fert olarak, şahıs olarak isimleri de vererek böyle böyle duydum, bunlar gerçek mi diye davacı bile olabilirsiniz ya. Artık bir gayrete gelin, artık bir titreyin. Bir kez daha son söz olarak söylüyorum. Geri durmak hiç kimseyi bugüne kadar kurtarmadı. Dünya tarihi boyunca milyarlarca kişi geri durdular, korktular ve bir korkak olarak öldüler ve bir korkak muamelesi gördüler. Ve de öldüler. Ölüme çare yok. Ölümün, korkunun kimseyi ölümden veya başka tehlikelerden koruduğu yok. Ben bu yola çıktığımda 7 sene önce bana 1-2 hafta ömür biçenler vardı. Kim bilir, çoğu öldüler. Hem de ne hal üzere öldüler. Şimdi bir fırsat verirse, gelseler benden daha cevval, daha gayretli şunlarla uğraşırlar ya. Çünkü gördüler, hakikati biliyorlar. Nefsini sizi aldatmasın. Öyle ucuz değil bu işler. Ölüm de var, sonrası da var. Böyle tehlikelerden değil, ölürken ne halde öleceğinizden, sonra sonsuz hayatınızda ne konuma konulacağınızdan bir bakın. Veya daha dünyevi aşaması var. Korkup geri durdunuz diye bunlar... Böyle sorunlu şeyler, akımlar, klikler bu memleketi, milleti iyice avucunun içine alınca ne acılar çektiriyorlar, ne sıkıntılara düşüyorsunuz, düşeceksiniz yarın. Bir gün sizin evladınıza, hatta kendinize sıkıntılar çıkacak. Siz de bir kör kurşuna gireceksiniz. Bir böyle kalleş bombaya gidip parça parça olacaksınız. Daha ya da ne bileyim, çoluğunuz çocuğunuz itikadını kaybedecek. Mezhepsizlik politikalarına boyun bükülmüş olacak. Herkes selefi ve abi yapılmak isteniyor. Modernist yapılmak isteniyor, itikat, diyanetten, imam hatipten, ilahiyattan bozulmak isteniyor. Onların arkasında da gizli Ermeniler, gizli Yahudiler var. Net söylüyorum, altını çiziyorum. İsterse Diyanet İşleri Başkanı karşıma çıksın, isterse diyanetten sorumlu devlet başkanı karşıma çıksın. Zaten çıkamamışlar 7 yıldır. Elinizde artık böyle bir imkan var, okuyorsunuz, öğreniyorsunuz. Bir gayrete gelin, 2 günde silkeleyin, atın artık ya. Dik durun, gayret edin, korkmayın. Korkunun ecele faydası yok. İşte bakın, 7 yıldır buradayız. Kimsenin dokunabildiği yok. Sıkıntı çekmiyor muyuz? Çekiyoruz. Ne güzel. Sonsuz bir hayat var. Bu sıkıntıya, 3 günlük sıkıntıya, ona göre orada sonsuz bir hayat alacağız. İnanmıyor musunuz yoksa? İtikadınızda mı bir sorun var? Kalbinizde mi bir hastalık var? Artık safınızı doğru seçin. Gayret edin. Büyük sözünden çıkmayın. Ve de şunu da unutmayın. 7 yıldır merkeze itaate çağıran bir fitneci gördünüz mü? Görmediniz. Bazılarınız şimdi dinleyecekler arasında vardır. O sahte yasaklama yazısından onlarca kere yapıldı. Ben sayfada paylaştım yıllarca. Yine sahte yasaklama yazısı, şusu busu, inanmayın, aldanmayın diye duyurdum.
Bu sefer tek farkı şu ki sekreteryaların mail adreslerine düşürmeye çabaladılar. Yaklaşık yarısına düşürdüler. Yarısı bile değil. Diğer yarısında yok. Böyle bir şey yaptılar. Ne savunmamı aldınız, ne olduğunu anladınız. 7 yıldır takip etmiyorlarmış gibi bu arkadaşlar. Kaybolup gittiler. Zaten bunlara benim söyleyecek sözüm yok. Şu son sözlerimin onlara tesir etme lüksüdür. Bu nifak çünkü. Bu başka bir şey değil. Çünkü insanın vefası, vicdanı bir durur. Ben bu adamdan 7 yıldır neler öğrendim, hayatıma neler kattı, yolumu nasıl açtı, bana sonsuz hayatıma dair neler verdi diye insan bir vicdan yapardı. İnsan olmazsa böyle dinle imanla meşgul olup gözüküyorken, Süleymanlı gözüküyorken münafığın önde giden ise böyle topluca kaçar gider. Onlara da son sözüm olmuş olsun bu. Hayrullah Karadeniz budur. Yapmaya çalıştığı son çaba budur. Bu mevzular anlattığım gibidir. Bunlar da böyle sır değildir. Her yerde konuşabilirsin. Sıkıntı çıkartan varsa ben bu adamdan öğrendim deyin. Benim ağzımdan aktarın ya. Bu kadarını vali yapın ya. Şu Devlet Bahçeli çoktan hukuki müdahale yapılmalıydı. Suç üstüne suç. Karşıtlarını da nasıl devirdiler, nasıl uğraştılar. Oradaki şeyler de ayrı anlatım gerekiyor. Bazen insan böyle konuları ard arda hızlıca bağlarken şunu söylediğini zannediyor da başka bir tabir çıkıyor ağzından. Öyle durumlar işte kayıtlarda görülebiliyor. Hemen öyle durumlarda tahminde bulun ki belki de dili sürçmüştür. Aslında şunu söylemek istiyordur gibi. Yanlış yere çekinmesin. Sorabilirsiniz. 0554 360 56 66 cep numaram. Telefonlara, çağrılara bakamıyorum. İlla görüşmeniz gerekiyorsa SMS atıp kendinizi tanıtın. Mevzu mühim. Öyle normal şartlarda aramıyorum. Gerçekten görüşmem gerekiyor diyeyim. Ben size dönerim veya Telegram üzerinden, WhatsApp benzeri Telegram yazılım üzerinden ekleyin. Mesajınızı selam dahil, her şey dahil tek parça halinde atın. Karşılıklı yazışmaya vaktiniz yok. Mümkün değil, yetişemiyoruz. Selamınızı da verin. Hal hatırınızı da soracaksanız sorun. Meramınızı da yazın. Sualiniz varsa sualinizi de yazın. Hepsini tek parça halinde atın. Her türlü ulaşın. Ne gizliyiz, ne saklıyız. Ne hesabını veremeyeceğimiz bir yayınımız, iddiamız, bir gayretimiz var. Ne yasaklanmışız, ne o belge doğru, ne de Hayrullah Karadeniz itibar edilecek bir adam. İşte en başta o çıkacak, karşıma çıkabiliyorsa bekliyoruz. Bu kadar yani.